Uzunlar şarkısıyla milyonlara ulaşan Eren Alıcı, namı diğer Evdeki Saat'le beraberiz bu hafta. Tabii Eren Uzunlar'dan sonra şahane şarkılar yapmaya devam etti. Bir ara Evdeki Saat'e küstü, geri geldi. Müzik sektörüyle ilgili, yeni çıkacak şarkılarla ilgili uzun uzun konuştuk. Hiç vakit kaybetmeden sizi Eren'le sohbetimize götürelim. Eren hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba, çok güzel seni burada ağırlamak. Uzun yıllardır zaten bayılarak dinliyorum seni. İlk kez sohbet ediyoruz. Aslında yeni şarkıyı konuşmak istiyorum ama ona geçmeden böyle biraz geçmişten başlayalım. Tam 10 yıl değil mi? İlk şarkını yayınladığından beri. 10 yıl olmuş. Ben de yeni farkına vardım. Biraz vakit geçmiş, moralim bozuldu 10 yıl olunca. 10 yıl konser yapmak planım vardı çünkü. Sonrasında hiç aklıma gelmedi ama 10 yıl olmuş evet. Peki ilk başta biraz böyle hani müzikle kurduğun ilk ilişkiden ve ilk şarkını yayınladığın zamanla böyle bir hızlıca senden anlatmanı istesem. Müzikle kurduğum ilişki aslında böyle 4-5 yaşına kadar dayanıyor ilk hatırladığım hatıra. İşte Athena'nın Öpücük şarkısı o zaman çıkmıştı. Kasetten dinliyordum ve işte kendimce hayal ediyordum yani. Sonrasında ilk çıkardığım şarkı 2007 veya 8'de Silah Bu Kafana Bang Bang isimli rap şarkı aslında. Dinleyicilerin bilmediği. Sonrasında tabii ki Evdeki Saat'te 2013-14 yıllarında ilk şarkımı yayınladım. Biraz Olsun ismindeki şarkı. Peki o rapten daha alternatif indie müziğe geçiş süreci nasıl oldu? Biraz büyüyünce öyle oldu işte aslında böyle 2007-2008'de çok dinliyordum rap gerçekten. Sonrasında lisede falan bullylendim bayağı bir noktada alt sınıflar tarafından. Sonrasında bir taraftan da yapamıyordum yani açıkçası. Yani gitar çalan biriydim. Bir de hani apartman çocuğuyum, sokak çocuğu değilim. Yalandan rap yapacağım ama ait olduğum müziği yapayım dedim. Yani hepimizin öyle bir geçişi var galiba. Evet. Ben de Eminem Show'u ezberleyip böyle salonda aileme kapşon takıp show falan yapıyordum çok kendimce. Iyi. Sonra Redo'ya da geçince tabii bir o dönem işler değişti. İşler değişti. Peki Uzunlar'da her şey değişti gibi biraz. Aslında Uzunlar senin ilk daha geniş kitlelere açıldığın parça oldu diyebilir miyiz? Yani oradaki kırılma noktası ne oldu sana göre? Uzunlar tabii ki. Yani 2020 yılında çıktı Uzunlar ve belki o zaman 6-7 yıldır yaptığım şey meyvesini vermiş oldu aslında Evdeki Saat. Sonrasında da bir süreçler yaşandı. Bir belli kitleler dinlemeye başladı. Hiç dinlemeyen insanlar dinledi, hiç çalmayan radyolar çaldı. Benim için bambaşka bir deneyime kapı açtı aslında. Bütün Türkiye'yi gezdim, konserler verdim. O yüzden hala bir ara küsmüştüm ama şu an hala minnettarım yani Uzunlar'a. Birçok şeye kapı açtım. Evet, onu da soracağım, merak ediyorum. Bir ara bir küskünlük dönemi, hatta işte Evdeki Saat'e ve Eren'e dönüş oldu aralarda. O arada ne oldu? Biraz o süreci de sorayım sana. Eren'e dönüş sürecinde Evdeki Saat'ten ben bayağı sıkıldım yani genel olarak projeden. Ama aslında o da sensin, o da sensin. Evet, yani işte o evet, o değişik bir durum biraz. Evdeki Saat de tek kişi, Eren de Eren yani. Ama genel olarak Evdeki Saat'te yarattığım şey böyle çok hoşuma gitmedi aslında uzaktan baktığımda ama sonrasında o problem kendi kafamın içerisindeymiş. Bunu anladım yani. Sonuçta bir müzik grubuna küsemezsin. Yaptığın şeye küsemezsin yani. Küsüyorsan o seni aynalıyor. Demek ki kendi içinde memnun olmadığın bir şey var. Ben de onu çözdüm galiba geçtiğimiz aylarda falan. Şu an devam ediyorum. Patır kütür şarkı çıkarmaya yani, devam ediyorum. Yani iyi ki devam ediyorsun. Yani aslında hani grup olmanın zorluklarını hep konuşuyoruz. İşte grup olmak işte evlilik gibi hep öyle söyler. İşte 20 yıllık gruplar falan. Ama aslında tek olmak da kendinle evli olmak gibi. Yani grupta bazen işte 5 kişiye bölünebiliyor sorunlar. Sen hepsini bir anda yükleniyorsun. Şey düşündün mü ya acaba ya bir grup mu kursam, böyle bir şey olsa orada nasıl ilerliyor işler tek olunca? Onu da çok istiyorum. Yani bir grubum olsun çok istiyorum ama onu işte belki yurt dışında yapacağım. Yani böyle bir isteğim var. Çünkü çok tek başıma ilerledim. Yani bu süreç kolay da bir süreçti. Yani bir şarkıyı ortaya çıkarmak, onun teknik olan her şeyi yayınlamak. Burada tek başına olmak çok kolay bir şey değil. Grupla olduğunuz zaman rol dağılımı oluyor. Ama grubun da dezavantajları var. Mesela ben canım sıkıldı ya bugün. Eve gidip bir şarkıyı bitirebilirim ama gruplayken bu olmaz. Ya herkes bir şey yapmak zorunda. Herkesin egosunu tatmin etmek zorunda. Evet, prova saatlerinde bile aynı saatte buluşmak bile bir mesele yani. Ya aynen tabii ki. İkisinin de ayrı ayrı güzel yerleri var bence. Süper. Peki o küskünlük dönemi biraz pandemiyle mi oldu? Yani bütün müzik sektörü çok zor dönemlerden geçti. Sendeki durum nasıl oldu ve tekrar böyle hızla geri dönme aradaki şeyler? Küskünlük aslında daha böyle kafamın içinde olan bir şey. Şöyle anlatayım. 2020'de pandemide çok hype'lanıyorsunuz. Yani bütün Türkiye'de şarkınız çalıyor. Bütün radyolarda şarkınız çalıyor. Yani büyük ihtimal Türkiye'deki herkes şarkınızı en az bir kez dinlemiştir. Ama bu nasıl ki bir doz bir şey alırsın ve
onun tadı ağzında kalır. Yani ikincisine de beklersin. Ama ikincisi gelmezse böyle bir yoksunluk yaşarsın aslında. Hani o hype'ın, o popülaritenin ya da o güzel hislerin yoksunluğunu yaşadım içimde. O yoksunluğu yaşayınca da küstüm aslında. Uzunlara da küstüm. Genel olarak projeye de küstüm. Ve kendimi kampa aldım kafa içinde. Tamam, gel şimdi problemi çözeceğiz. Burada bir sıkıntı var. Ve o problemi çözdükten sonra da aslında işler tekrar yoluna girdi. Şahane. Aslında bakınca bir ne kadar zor bir şey. Bir problem de değil bu. Çünkü eskiden böyle bir albüm için falan 4-5 sene beklerdik. İşte bir hit şarkı 2-3 sene, 5 sene belki dolaşırdı ortalıkta. Şimdi dijital dünya 2 ayda bir seni şarkı yapmaya ve hit şarkı yapmaya zorluyor ya. Bu çok manyakça bir şey yani, çok nefret zor ediyorum. Değil mi, nefret? Bazı şeylerden nefret ediyorum ya. Yani özellikle bu son 1-2 senedir hani müzisyenlerin TikTok ve Reels paylaşmak zorunda olması. Yani bu zorunluluk artık. Bu bir tercih meselesi değil yani. Ve şu an tanınmak için çabalıyor olmak istemezdim gerçekten. İyi ki bu tam dijital dönem gelmeden en azından isim duyulmuş ve şu an gerçekten işleri çok zor. Ya tabii ki ama her neslin, her jenerasyonda bir kapasitesi var. Yani ben artık 2000 ve sonrası jenerasyon gibi kullanamadığım için o mecraları. Ama ben de kendimce yaptım bu PR'ı. Bizim zamanımızda da zaten, bizim zamanımızda diyecek yaşta değilim ama gerçekten öyle oldu yani. TikTok, Reels yoktu. Yani sadece YouTube'da yayınladık şarkıyı. Evet, ya zaman çok hızlı değişiyor. 10 yıllık bir süreçten bile sanki şurada bir 20-30 yıl gibi bahsediyoruz. Çok evet, acayip. Evet, yani belki 2-3 sene sonra 2000'ler bizim zamanımızda diyecek. Yani bu çok saçma bir değişim, hızlı bir değişim. Peki, biraz ağladığımla geri dönüş yaptın aslında. Hı hı. Biraz da gerçekten sen hani şarkılarında da böyle bir şey düşünüyorum. Yani çok olduğun gibi için döküyorsun. O çok kıymetli bir şey. Burada da biraz onu yaptın. O nasıl gelişti o dönüş ve bu şarkının dönüşleri çok güzel oldu diye biliyorum. Güzel oldu aslında. Bir geri dönüş şarkısı olarak planlamamıştım bunu. Tamam, şarkı yapayım. Eren çok düşünme üzerine ya. Gerçekten çok overthinker'ım normal zamanda ama işte 20 günlüğüne yurt dışına gittim kafayı toparlamak Nereye için. Nereye gittin? İngiltere, Londra'ya gittim. Kafayı toparladım, geldim. Ya otur, şarkını yap, ağlama. Az önce de söyledim ya sana. Şarkını yap, ağlama. Senin işin bu, sevdiğin şey bu. Çok üzerine düşünme aslında. Oturdum, 2 günde sözleri yazdım. 3-4 günde de altyapıyı yaptım ve bitirdim yani. Ama yine de ağladın. Ağlamıştım daha önce. Ağlamıştım. Onu yazdım. Daha önce ağlamıştım. Şimdi sen yaptığın her şarkı böyle farklı janralara da hitap ediyor. Yani bir kalıba da sokmuyorsun o anlamda kendini. Neyse ki günümüzde dinleyici kitlesi de esnek. Sevdiği bir şey olunca kabul edebiliyor. Bence sen hit yazma konusunda da inanılmaz başarılısın. Yani ben düşünüyorum senin şarkılarını. Loop'a aldığım çok az şey var artık günümüzde. Özellikle Türkçe şarkılarda. Senin neredeyse her şarkın benim için bir loop'a alınma hikayesi oluyor. Çok samimi söylüyorum bunu. Bu sefer de böyle şaşırttı beni. Böyle bir elektronik, hani bayağı bir cazır cazır elektronikle geldin. O da çok keyifli. Oraya geçiş nasıl oldu? Bu şarkının hikayesi nasıl çıktı? Aslında hikayesi, bu eskiden yazdığım bir şarkı, belki 5 yıl önce yazdığım bir şarkı. Müzikal olarak hikayesi şu, yani bu benim de dinlediğim bir şey. Yani ben de gece dışarı çıkıyorum, eğleniyorum, tekno dinlediğim yerler var, zamanlar var. Onlardan herhalde duyumsadığım, ilham aldığım şeyler bunlar aslında, bu şarkı. 5 Temmuz'da çıkmış olan şarkı herhalde o gece çıkışlarımdan falan ilham aldığım bir parça. Bence değişik oldu yani, güzel oldu. Evet, bu şey elektroniğin de çok türü, hani bu şey gibi değil. Hani sahilde kokteylini içerken dinlediğim bir elektronik değil, dediğin gibi yani bayağı teknoya varan daha sert bir kafa. Evet, evet, evet. Bakalım nasıl tepkiler gelecek? Bakalım. Beyoğlu'ndaki mekanlardan evet, belli yerler var hani. Geçen senelerde çok gittiğim, çok hard teknolar da dinledim. Çok böyle drum and bass falan filan olan yerler de var. Severim yani. Yapmak da hoşuma gitti. Süper. Biraz şeyi de sorayım. Bir sonraki şarkıya da geçeceğim ama madem gittiğin yerlerden biraz bahsettim. Böyle çılgınlar gibi 2024 yazı çok acayip bir şey oluyor. Aynı anda geçen hafta sonu işte Gezgin Fest vardı, Duman vardı, Açık Hava'da, başka bir yerde Oscar and the Wolf vardı ve hepsi fulldü bunların. Çok çılgın şeyler oluyor. Bütün bu dalgayı nasıl yorumluyorsun? Ya bence ne kadar etkinlik olursa, ne kadar konser olursa o kadar iyi. Hiçbir etkinliğin negatif bir şey yaratacağını düşünmüyorum. İstanbul'un da her yeri. Bence 3-4 yere kısılması da hoş değil. Daha çok yerde, daha çok ses duyulması her zaman çok iyidir yani. Umarım, yani şöyle bir problemden bahsedebilirim şu an. Şu an ya burada olmak zorundasınız ya da hani ortası çok kalmadığı için. Atıyorum hani ben 300 bilet keseceğim, 500 bilet keseceğim ama konser yapmak istiyorum.
diyebilen insanların da konser yapabildiği bir İstanbul hayal ediyorum. Umarım daha çok etkinlik, daha çok konser olur. Kesinlikle destekliyorum. Öyle ki ekonomik, yani burada biraz gönderme oraya galiba, çok zor. Bir konsere gitmek yani inanılmaz maliyetli bir şey. O yüzden umarım her şey biraz daha normalleşir diye biz de direkt bulunalım. Arka arkaya iki şarkı gelecek. Diğer şarkının çıkışı ne zamandı? O da 26 Temmuz olması lazım. 26 Temmuz. Tamam. Geçmişinden geçmişini silemezsin gibi bir şey olacaksın. Bir cümleni hatırlatacağım. Tamam. Oradan hemen bir şarkıya geçeceğim. Demiştin ki Türkçe pop şarkılar yapıp para kazanma şapkasını takmıyorum. Ona yokum gibi bir cümlem var. Şimdi Türkçe pop bir şarkı geliyor. Negatif bir yerden söylemiyorum bunu. Bence sen onu yaptığın zaman da yine sen olacaksın. Başka bir şey olacak. O bir geçiş mi olduk, fikrini mi değiştirdin? O da olabilir. Ne oldu da Türkçe pop bir şarkı yapmaya karar verdin? Ya ben öyle konuşurum arada. Yutarım yani. Bu arada gurur duyuyorum sözlerimi yutmamla. Ne güzel, şahane bir şey bence böyle olmadı. Ya bu arada Türkçe pop'tan kastım büyük ihtimal o zaman da şeydi. Türkçe pop kaliteli yapıldığı zaman iyi bir janra, kalitesiz her janra gibi kötü bir janra kalitesiz yapıldığı zaman muhtemelen ben oradaki düşünülmemişlik ve kalitesizliğe atıfta bulunmuşumdur diye düşünüyorum. Ama lafımı da yutarım böyle. Ham diye yerim lafımı. Peki bu röportaj yayınlandı, o şarkı daha çıkmamış olacak yüksek ihtimalle. Birazcık ona da dönelim. Yani nasıl bir şey geliyor, hayranları çok mu şaşırtacak, nasıl bir şarkı oldu? Yok yani o kadar böyle şey, wow nasıl bir pop yapmış ya bu diye garipsecekleri bir şey değil. Sadece tatlı, radyoda duyabileceğiniz, duyduğunuz zaman yabancılık çekmeyeceğiniz bir şarkı aslında. Tavan şarkının ismi. İlginç yani, bilmiyorum, benim içimde o da var. Az önce hani tekno nasıl varsa en sevdiğim sanatçılardan biri de Fettah Can mesela. Kulağıma da burada o geliyor. Fettah Can çok dinlerim yani. Güzel. Kulağıma şu an o geldi, o şarkıya. Peki coverlara bakış açın ne? Mesela uzunları yanılmıyorsam Nükhet Duru mu söylemiş? Evet, doğru hatırlıyorum değil Nükhet mi? Nükhet Duru söyledi. Onun nasıl, çok değişikti bence, çok güzeldi. Eskiden işte yeni daha genç müzisyenler onların şarkılarını söylemek ister. Şimdi Nükhet Duru gibi hepimiz idolü bir efsane alıp o şarkıyı söylemesiyle ilgili düşünmüştüm. Çok başta şaşırdım tabii ki de yani. Nasıl, neden istiyor bunu falan filan diye sevindim tabii, sevinçle karışık. Sonrasında videoyu izleyene kadar bir tam inanamadım yani nasıl söyleyecek ki gibisinden. Sonra videoyu izledim, ha okey. Ya bir de hani Nükhet Duru'nun inanılmaz bir büyüsü var. İlk defa cover'dan sonra Galatasaray Üniversitesi'nde bir ödül töreni vardı. O da bir ödül almıştı ve bir şov hazırlamıştı böyle yaklaşık 25 dakikalık, yarım saatlik falan. İnanılmaz bir büyü ya. Yani büyü yapıyor insanlara. Gerçekten. Normal bir şey olmaz çünkü salonu aldı, evirdi, çevirdi ve biz böyle ağzımız açık kaldık. İnanılmaz bir entertainer, inanılmaz bir sanatçı bence ve gurur duydum gerçekten. Harikaydı. Peki senin coverlara bakış açın ne? Hem böyle genel piyasadaki yapılmış coverları nasıl buluyorsun, hem senin böyle hayalin, ya şu şarkıyı coverlamak istiyorum dediğin bir şey var mı? Önce benim hayalimden başlayayım. Göksel Gün'ün Birinde'yi coverlamak isterim. Hatta bir denedim. Değişik bir şey çıkabilir oradan. Coverlara da pozitifim yani, çünkü ne kadar çok şey birleşirse, az önceki konser mevzusundaki gibi ne kadar çok harmanlarsak, birleştirirsek o kadar iyi olacak ve hani bir tane abinin de ismini tam hatırlamıyorum yani, ne kadar çok DJ olursa o kadar iyi aslında. Hiçbir zararı olmayan şeyler. Tamamen destekliyorum hepsini. Harikasın. Peki işbirlikleri meselesine nasıl bakıyorsun? Yani müzik dünyasındaki, rap dünyasında böyle bir onlar çok birbirlerini desteklediler, birlikte büyüdüler gibi bir şey oldu. Daha alternatif sularda herkes daha kabuğuna çekiliyor gibi görünüyor. Sen her şeyi kendinde yaptığın için merak ediyorum. Diğer müzisyen arkadaşlarınla iletişimin, etkileşimin nasıl? Bizim janrada Can Ozan çok iyidir. Birlikte şarkı. Can Ozan herkesin sevgilisi değil mi? Ya minnoş. Ya herkesle ve çok kendisi de çok yetenekli. Bence asıl araya girdim ama yani gerçekten kendine güvenmenin ve başarılı olmanın formülü bu. Bir şeyi iyi yapıyorsun, bunu biliyorsun ve paylaşmaktan da çekinmiyorsun. Aynen öyle. Müthiş bir şey yani. Ben zaman zaman kendimi eleştiriyorum bu konuda. Ben çünkü sakınıyorum bazen bazı şeylere. O da belki hayatın getirdiği güvensizliklerden kaynaklı şeyler. Bu normal ilişkilerime de yansıyor yani. Can Ozan çok iyi yapıyor bence, hani paylaşılmalı. Ve bizim janrada çok fazla yok. Gerçekten rapçiler çok iyi yaptı bunu.
Rock'ta da çok yoktu eskiden. Var mıydı? Hatırlayamadım. Evet, yoktu. Hala da yok galiba. Yani gruplar hep böyle, hep şeydir ya, karavanlarda da öyledir. Yani herkes karavanındadır böyle ve bir önceki grubun böyle hani şeyini yapar. Ya şurada şu falan diye hep vardır yani. Yani çok da bir, çok işbirliği tarafı çok olmadı. Rock'ta da öyle. Evet, biraz sanırım. Rock'ta da öyleydi. Bizim canlıda da öyle. Ama ben yapacağım. Böyle Eylül, Ekim gibi bir şeyler geliyor bakalım. Şahanesin. Onu da söyleyeyim. Şimdi iki şarkı arka arkaya, yaz planları ve sonraki planlar neler? Yaz planları, yazın daha fazla şarkı çıkaracağım. Belki Ağustos'ta da çıkaracağım. Yani son birkaç cümlesini yazmam gereken bir şarkı var. Onu bekliyorum. Eylül'de bir collab ihtimali var. Ekim, Kasım şarkılar çıkaracağım. Bir taraftan da belki yaşamak için İngiltere'ye gitme durumum var Aralık'ta. O olursa oradan şarkılar yapmaya devam ederim. İşim oldukça buraya gelirim falan. Harika zaten. İşte İngiltere'ye gitmişken de orada global olan şeyi kovmak evet, istiyorum. Hep bir yurt dışına, hatta Eren soy ismindeki işte I ayrımı yapmanda bile bir yurt dışı kafası vardı, onu biliyorum. Hı hı. Hani İngilizce şarkılar yapmak gibi mesela, nasıl oradaki planlar? Aslında ben İngilizce şarkılar demolar hazırlamıştım ve bunları yurt dışına götürdüm. Biraz plak şirketleriyle konuşmak için gittim aslında oraya. Ve o işin o kadar kolay olmadığını fark ettim. Yani siz İngilizce, bir kere aksan şive yok. Hani tamam taklit yapabilirim, hani British gibi konuşabilirim ama şarkı söylerken onun gibi söylemezsin asla. O yüzden bunun üzerine biraz daha düşüneceğim. Yani bir şeyler yapmak istiyorum tabii ki. Birçok malzeme var ama en doğru ihtimal ve en doğru senaryo ne olur onu göreceğiz bakalım. Şahane. Yolun açık olsun Eren. Teşekkür ederim. Çok İyi ki geldin. Seni çok seviyoruz. İyi ki çağırdınız. Çok sağ ol. Eklemek istediğim bir şey varsa onu da alabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Evdeki saati dinlemeye devam edin. Medyatabayı izlemeye devam edin. Görüşmek üzere diyorum.